Travma, bir insanın hayatında yaşadığı kötü bir olay, kötü bir anı. Eğer onu çözmediyse kafasında, zihninde, o yaşadığı travma, o yaşadığı kötü olay onu sürekli takip edecektir hayatı boyunca. Onu bırakmayacaktır. Gece uykularına girecektir. Sürekli o tür çözmediği o olaylara benzeyen olaylarla karşılaşacaktır. Algıda seçicilik diyorlar buna. Yani kişi köpekten korktu, travma yaşadı ve bu olayı çözmedi. Tamam mı? Yıllar boyu sürekli köpekten korkacaktır. Nerede köpek varsa dikkati oraya gidecektir. Anlatabilir miyim? Yani yaşadığı bir olay, çözmediği bir olay, tamam mı? Çözülmüyor, kendisi de çözmeye çalışıyor, çözmüyor, çözemiyor, destek de almıyor, kafasını kuma sokuyor, tamam mı? Ve çözmediğinden dolayı rüyalarına girecek, kabuslar görecek, sıkıntılar yaşayacak. Heyecanlanacak köpek gördüğü zaman veya yaşadığı herhangi bir olay, kaza olabilir, uçak korkusu olabilir, asansörde yaşadığı bir sıkıntı, bir travma. Bilhassa Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın dil sorunundan dolayı, kültür uyuşmazlığından dolayı, iki kültür arasında kaldığından dolayı korkuları, kaygıları bu tür çok olabiliyor. Bilhassa iş insanlarında ya batırırsa, ya finansal gelir baskın yaparsa, bunun gibi birçok korkuları, kaygıları, tedirginlikleri oluyor vatandaşlarımızın. Yani illa o travmayı onun yaşaması gerekmiyor da. Şöyle düşün, insanların etrafında da birçok insan var değil mi? Travma yaşayan insanları dinlemiştir bir iş insanı. Batıran insanlar, şirketini batıran insanlarla oturup kalkmıştır. Onun başına, başkalarının başına gelen sıkıntıları çok dinlemiştir. Sanki kendisinde varmış gibi heyecan yapar. Korku oluşur. Hani derler ya atalarımız, yoğurdu yerken üfler. Yani aşırı fazla dikkat eder. Aşırı derecede takıntı yapar. Aşırı derecede dikkat eder. Dikkat etmeye çalışır. Bu sefer tam önüne fırsat gelir. Fırsatı değerlendiremez. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşün, çözmediği bir problem veya çözülmeyen bir problemi dinlediğinden dolayı sürekli kişi o olaydan dolayı bilinç altında sürekli çözülmemiş bir olay olarak onda kalır. Çözülmemiş bir olayda sürekli onu meşgul eder bilinç altında. Geceleri rahat uyuyamaz. Uyusa da kabus gibi rüyalar görür. Rüya görmez ise bile dinlenmeden uyanır. Uykusunu alamaz kişi. Yani bunlar daha derin problemler açar. Çözmediği bir olay daha büyük ve derin problemler açar. Örneğin kişi göğüs kafesi daralır heyecanlanınca. Normal işini yaparken korku ve kaygılarından dolayı, heyecanından dolayı göğüs kafesi daralır. Titrer, bazen çabuk sinirlenir, öfkelenir, sürekli stres durumundadır. Yani hani var ya, savunma sistemidir. Vücut savunmaya geçer ve kaçmaya, hani savunma ve kaçma. Anlatabiliyor muyum? Sanki onu birisi kovalıyormuş gibi hisseder bilinçaltı düzeyde. Sürekli böyle savunmaya geçer, kaçmaya çalışır. O tür olaylardan. Tabii daha derin problemler nelerdir? Ailesinde bu problemleri çözmediğinden dolayı sorun yaşar zaten kişi. Aile iletişim sorunları yaşar. Ailede huzur kalmaz. Eşiyle, çocuklarıyla. Bununla beraber çocuklarına söz geçiremez. Sanki evin içerisinde ayrı bir dünya vardır. Eşi ayrı bir telden çalar. Çocukları ayrı bir telden çalar. Çözmediği problemlerden dolayı kişi aynı zamanda aile huzursuzluğu da yaşar. Bununla beraber biraz önce dediğim gibi iş hayatında da sıkıntı yaşar zaten. Mesleki hayatında, iş hayatında kişi zaten korkuları ve kaygılarından dolayı önüne gelen fırsatları değerlendirmez ve fırsatı değerlendirmediğinden dolayı 10 sene önce nasıl bir durumdaysa finansal olarak veya iş meslek konusunda yine aynı şekildedir. Yani kendisinde bir değişiklik yoktur. İlerleyemez çünkü. Adım atamaz ki.
Tam adım atacağı zaman geçmişte yaşadığı o korku önüne gelir. Çözmediği o olay önüne gelir. Çözmediği korkular önüne gelir. O korkular da zaten insanı frenler. Almanya'da yaşayan iş insanı, işveren, anne veya baba, kariyer yapmaya çalışan bir insan veya çalışan birisi azimle, gayretle uğraşıyor, çaba gösteriyor, değil mi? Bu kişi iş hayatında birisiyle iletişime girmeye çalışıyor veya işvereniyle görüşecek veya iyi bir müşteriyle randevu yapıyor, termin yapıyor. Tam karşısına geçiyor. Geçmişte yaşadığı, çözmediği bir olaydan dolayı, o korkudan dolayı heyecan yaşıyor. Hani 20 sene önce çözmediği olay birden önüne çıkıyor. Bilinçaltı düzeyinde. Heyecanlanıyor, titriyor, konuşamıyor, dili dönmüyor. Öyle bir durum. Daralıyor, göğüs kafesi daralıyor. Sonra bu problemi çözmek için arayışa giriyor. Ne yapıyor? Videoları seyretmeye başlıyor. YouTube videolarına giriyor. İnternetten araştırıyor, Facebook'tan araştırıyor. Kitap okuyor. Birçok uzmana gidiyor. Çaba gösteriyor. Çünkü o işin içinden çıkmaya çalışıyor. Fakat yine de çözemiyor. Neden çözemiyor biliyor musun? Çünkü videoyu izleyerek, yani YouTube videosu izleyerek bu problemleri çözemez. Çözmesi mümkün değil. Çünkü sürekliliği yok. O anda çözebilir. Belki bir iki gününe çözer. Ama buna yo-yo efekt diyorlar. Tekrar eski haline döner. Başka neden YouTube videosuyla çözemez? Çünkü YouTube videosu ücretsiz olduğundan dolayı orada ücret ödemediği bir şeye psikolojikmen insan değer vermez. Orada anlatılanlara bilinçaltı düzeyde kesinlikle önem vermez. Ondan dolayı orada öğrenerek problem çözülmez. Başka orada kişiye özel değildir, kişiye göre değildir. Çünkü her insan farklıdır. Orada genel olarak anlatılır ve konunun üstünden anlatılır. Detaya hiçbir zaman uzmanlar inmez. O sorumluluğa da girmez zaten. Ondan dolayı da anlatmaz. Yani olayın asıl kaynağına girilmez orada. YouTube videolarında veya kitaplar da böyledir. Kitaplar da böyledir. Bu şekilde kesinlikle çözülmez. Bu sefer ne yapar kişi? Der ki ben bir psikoloğa gideyim der. Bu problemleri çözmek için. O psikolog da eğer abonelik sistemi gibi çalışıyorsa haftaya bir daha gel. 2 hafta sonra yine gel. Böyle randevular verirse sürekli. 2 sene gider, 3 sene gider, 5 sene gider. Yine çözülmez. Neden çözülmez? Onu da söyleyeyim. Onların çalışma stillerini de söyleyeyim. Bir kişi bugün psikoloğa gitti. Tamam mı? Psikolojik danışmana gitti. Oraya gitti, konuştu, rahatladı. Yani ilk önce ışık yanmıyordu. Gitti, konuştu, 1 saat ışık yandı. Anlatabiliyor muyum? Işık yandı. Sonra oradan ayrıldı. Işık ne oldu? Söndü. Sonra 1 hafta sonra yine gitti. Psikolog onu yine konuşturdu. Rahatlattı. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu yine? Işık geldi. Sonra oradan ayrıldı, ışık söndü. Şey gibi düşün, maaş gibi düşün. Maaş alıyor ama ayın 15'ine geldiği zaman para kalmıyor. Yine maaş alıyor, yine 15'ine geldiğinde para kalmıyor. Yani ay veya ayın sonunu zor getiriyor. Onun gibi. Psikoloğa gidiyor, konuşuyor, rahatlıyor, ışık geliyor, ayrılınca 1 hafta sonra bitiyor. Kontör gibi düşün. Bir insan bu şekilde işe başlayınca ne oluyor? Maaşlı çalışan bir adam bir bakmış 40 sene çalışmış. 40 sene sonra emekli oluyor. Aynı bu şekilde çalışıyor sistem. Gidiyor 1 hafta sonra yine enerjisi bittikten sonra yine gidiyor. Bu şekilde bir bakmış 3 sene 5 sene 10 sene gitmiş. Sürekli para ödemiş ama hayatında hiçbir şey değişmemiş. Çünkü balık tutmayı bilmiyor. Bunu çevirmeyi bilmiyor. Çevirmeyi bilse o psikoloğun, o psikiyatristin, o doktorun arkasından koşmaya ihtiyacı yok. Burada balık tutmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani armut piş, ağzıma düş olmamalı. Bu problemleri çözmenin yolu nasıl çözülür? Bu nasıl çevrilir? Onu öğrenmesi gerekiyor. Başka türlü
olmaz. Bunu hızlıca çevirecek. Sonra belli bir zaman sonra zaten aküsü dolacak, pili dolacak ve uzun süre bu açık kalır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim çalışma stilimiz zaten biz balık tutmayı öğretiyoruz. Biz psikolojik danışmanlığı öğretiyoruz. Biz yanımızda psikolojik danışman yetiştiriyoruz. Yaşam koçu yetiştiriyoruz. Bizim seanslarımıza katılan bir insan psikolojik danışmanın ihtiyacı olan bilgiye sahip olmaya başlıyor ve kendi alanında kendi problemini çözecek eline araç ve gereç veriyoruz. Kendisi balığını tutup pişiriyor, yiyor. Ondan dolayı kimsenin arkasından koşmaya ihtiyacı yok. Peki çözüm ne? Geçmişte yaşadığım bir travmadan dolayı kaygılarım var, korkularım var, tedirginliklerim var, işlerim kötüye gidiyor, ailede huzursuzluğum var ve sağlığım kötüye gidiyor, maddi durumun kötüleşmeye başladı, iş hayatında da zevk almıyorsun. Tamam mı? Bu problemleri nasıl çözersin? Şimdi birinci en önemli madde o yaşadığın neyse, sağlık sorunu, korkularının kaynağı veya heyecanlanmanın sebebi neyse onu bulman gerekiyor. Birinci madde bu. Kaynağını bulman gerekiyor. Birinci madde neden oluyor? Sebebi ne? Ne yaşadın ki bunu yaşıyorsun? Ne yaşadın ki korkuların var? Ne yaşadın ki göğüs kafesin daralıyor? Ne yaşadın ki gece uyuyamıyorsun? Bunu bulmak. Birinci madde bu. Kaynağını bulmak. İkincisi, bulduğun o virüsü, o yaşadığın olayı oradan çıkarmak. İkinci madde bu. Peki üçüncü madde ne? Tekrar eski haline gelmemesi için, yo-yo efekt olmaması için, hani yo-yo efekt var ya, kilo veriyor kişi, sonra tekrar kilo alıyor. Yani eski haline gelmemesi için kalıcılığı sağlamak. Üç madde. Problemi bulmak, silmek, kalıcılığı sağlamak. Bu şekilde problem çözülür. YouTube videosu izleyerek çözülmez. Çünkü sebebini bulamazsın orada. Her hafta psikoloğa giderek problem çözülmez. Sen çünkü tekrar tekrar konuşuyorsun. O konuyu tekrar tekrar psikologla konuştuğun için daha da büyür. İlaç içerek problem çözülmez. Hiç o ilacın yan tesirlerini okudun mu? Panik ataktan ilaç içmeye başlayan insan yan tesirlerinden dolayı depresyona girmiş, halüsinasyon görmeye başlamış, şüphecilik hastalığı başlamış, böbrekleri rahatsız olmaya başlamış. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir şeyi düzeltmeye çalışırken 3 şey daha bozuluyor. 3 madde. Bu şekilde çözülüyor. Bir de şunu da açık ve net söylemek istiyorum. Tek başına yapamazsın bunu. Tek başına sorunun, problemin kaynağını bulamazsın. Tek başına onu oradan silip çıkaramazsın. Tek başına kalıcılığı sağlayamazsın. Senin yanında birisi olması gerekiyor. Sana tek tek gösterebilecek. Sana adım adım göstermesi gerekiyor. Bir mentöre ihtiyacın var. Başka türlü olmaz. Boşuna zaman harcarsın. Biz binlerce insana mentörlük yaparak, problemlerin kaynağını bularak onlara yardımcı olduk. Eğer senin de geçmişte yaşadığın bir travmadan dolayı şu anda korkuların varsa, ailenle iletişim kuramıyorsan, herkes ayrı telden çalıyorsa, göğüs kafesin daralıyor, geceleri iyi uyuyamıyorsan, iş hayatında zevk almıyorsan artık, kendini de değiştirmek istiyorsan ve öğrenmeye açıksan, öğrenmeye ve gelişime açık biriysen, o zaman bu problemleri çözmek için benimle ön görüşme için başvuru gönder. Seninle orada o ön görüşmede geçmişte yaşadığın o travmayı, asıl problemin nereden kaynaklandığını, bu problemlerden ve travmalardan nasıl kurtulacağını ve arzuladığın hedefe nasıl ulaşacağını sana adım adım anlatır, sana gösteririm ve istediğin kalıcı değişikliğe de kavuşmuş olursun. Hemen bu videonun altındaki linke tıkla ve seninle ön görüşmede buluşalım. Bu sizin gönderdiğiniz başvuru formunu bizim okuyan arkadaşlarımız, eğer uygunsanız, eğer uyuşuyorsak sizi telefonla geri arar, size sorular sorar, senin uyduğunu anlarsa
O zaman benimle ön görüşme için sana randevu verir. Bunun için de benim yanıma gelmene gerek yok. Uzaktan da internet üzerinden uzaktan Zoom yoluyla, Skype yoluyla benimle görüşebilirsin görüntü yoluyla. Şimdi hemen linke tıkla, hoşça kalın.